Askeri vesayeti getirir, bürokratik vesayeti getirir, yargı vesayetini getirir, medya vesayetini getirir, kısmen de STK vesayetini getirir. Meşhur 28 Şubat sürecindeki beşli çeteyi olmadı. Darbeciler sivil ayağıydı, STK ayağıydı. Bunlar güçsüz iktidarlar, hükümetler üzerine vesayet kurup birilerinin çıkarını esas alarak milletin dünyevi, uhrevi faydası, yararı, kazancı nerededir'e bakmıyorlar. Dolayısıyla bu vesayet odakları rejimin, sistemin zayıflığından istifade ederler. Önümüzdeki referandumda da bu sistemin zayıflığını, siyasal sistemin zayıflığını giderecek bir düzenleme var. Bu madde arasında olumlusu, olumsuzu söz konusu ama özellikle siyasal sistemdeki Cumhurbaşkanlığına geçiş, o vesayet odaklarını yok edecek diye düşünüyoruz. Temenni ve dua ediyoruz ki bu referandum, 16 Nisan'daki referandumdan sonra bu handikapta ortadan kalkacak. Yaklaşık bir saat önce Genel Başkanımız Ankara'da bir evet. basın toplantısı düzenledi. Orada da referandumla ilgili kararımızı açıkladı. Referandumda kararımız evettir. Tabii bununla birlikte bazı çekincelerle birlikte tabii ve yapılması gereken bazı şeylerle ilgili de açıklamalar da bulundu. Siyasi partiler 1982 yılında yapılan anayasalardan muzdarip ve bunun değiştirilmesi gerektiğini de sık sık dile getiriyorlar. Özellikle seçimlerden önce hemen hemen bütün siyasi partiler değiştireceğini halka vaat ediyorlar. Fakat bugüne kadar öyle toplu bir şekilde bir değişim yapılmadı. Birincisi bu, yani yeni bir sivil anayasanın halkın inancına uygun, medeniyet değerlerimize uygun bir anayasanın yapılması kaçınılmazdır. Demenimiz önümüzdeki dönemde bunu bir an önce gerçekleşmesidir. Burada geniş bir mutabakat sağlanarak meclis içinde ve meclis dışında görüşler alınarak, müzakereler yapılarak yapılması gerekiyor. Çünkü gerçekten 1982 Anayasası yani tekçi, inkarcı, faşist söylemlere sahip bir anayasa, zenginliğimizi yok sayan bir anayasa. İkincisi, bir asırdan fazladır gerçekten ülkemizin gündemi meşhur olan Türk meselesi var. Türklerin temel meşru haklarının verilmesiyle ilgili olarak biz defalarca açıklama da yaptık. Yani temel meşru haklar varsa ki var, pazarlık konusu yapılmamalıdır, herhangi bir şarta bağlanılmamalıdır. Allah'ın bütün insanlara vermiş olduğu temel meşru haklar Kürt halkından da esirgenmemelidir. Dolayısıyla hükümetin bu konuda biraz daha ciddi adım atması gerekiyor. Diğer bir husus, siyasi partiler yasası ve seçim kanununun değişmesidir. Çünkü eğer referandumda evet çıkarsa, geçerse mutlaka olarak bunların da değiştirilmesi lazım. Velev ki geçmese bile sonuç itibariyle yine değişmesi lazım. Ve şunu da unutmamamız lazım. Yani evet ve hayırçılar da bu ülkenin vatandaşları, bu ülkenin evlatları. Bu süreç içerisinde yapılacak olan kampanyada halkı tamamen kutuplaştırmadan, kutuplara ayırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesin birbirini güzel bir şekilde ikna ederek kazanmaya çalışması gerekiyor. Çünkü bizim bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz husus birlik, beraberlik ve bütünlüktür. Yardımlaşma ve dayanışmadır. Çünkü 15 Temmuz fesat şebekesinin darbe girişimi, dolardaki hakeza dalgalanmalar, yine ondan önce 6-8 Ekim olayları, çukur ve barikat siyaseti hem bölgemize hem ülkemize ciddi zararlar verdi. Ülkemizin bütünlüğüne, halkımızın birlik ve beraberliğine ciddi manada saldırılar gerçekleştirdi bu hususta. Dolayısıyla bu kadar bariyerler atlatmışken elimizde olan bu fırsatı da iyi bir şekilde değerlendirme gerekiyor. Temelimiz bu ülkede geçmişte askeri cuntaların yapmış olduğu darbelerin önünün tamamen kapanmasıdır. Ve siyasi alanda da, siyaset sahnesinde de gerçekten siyasetçilerin halkın değerlerini, inancını göz önünde bulundurarak cesur ve insanlara örnek olacak bir şekilde adım atmasıdır. Bu sebeple diyoruz ki hayırlı uğurlu olsun partimizin olmuş olduğu kararda. Ve şunu da ilave etme gerekirse,
Bugüne kadar halkımızın ve ülkemizin menfaatleri neyse biz o konuda hep adım attık. Onun için de gerekli olan çalışmaları yaptık. Bundan sonra da inşallah yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın bu hususta. Halkın maslahat ve menfaati neyse bütün siyasi partilerin ona göre kendileri şekillendirmesi ve konumlandırması gerektiğine inanıyorum.